Bir pazartesi günü yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlarla başlıyoruz videoya. Evet, tablo yeşil. Dolar endeksinde o beklediğimiz tepki vardı. Hatta hafta sonunda çektik. Dedik ki korkuya, paniğe gerek yok. Öldük bittik de bir durum yok. Özellikle bu civarlardan dolar endeksinden tepki bekliyoruz. 105.3 bandından. Oradan ufak bir tepki geldi. Aşağısı gelirse ne olur ne olur derseniz, işte nasıl AGX'den, K'den en aşağı 10-15 katları vurmuştuk. Yine öyle bir katlar yaparız. Evet, 2022 ve 2023 bizim için çok çok güzel oldu. Birçok arkadaş tabii zarar üzerine zarar yazdı ama bizim Telegram grubu olarak keyfimiz yerinde. Zaten öldük bittikten ziyade, bakın sadece 2023'ün son 2 ayını demiyoruz, 2022'den itibaren öldük bittikten ziyade hocam nerede kar alacağız? Şöyle bir bakacağız fırsatlara, hepsine değineceğiz. Ama ondan önce ne diyoruz? Kanalımıza üye olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Yorumlar kısmına incelememizi istediğiniz coinler ya da sorularınız varsa yazın. Hepsini tek 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 cevapladığımı biliyorsunuz. Evet, o beklediğimiz tepkinin ilk adımı geldi. Dün de söyledik. Hem arka planda Telegram'da her gün canlı yayın yapıyoruz saat 7 itibariyle. Hemen videomuzun altında açıklama kısmında linkimiz var arkadaşlar. İsterseniz oradan da takip edersiniz. Dedik ki ben buralardan bir tepki bekliyorum. Tepki bekliyorum. O gün geldi. Özellikle zaten hafta içi beklediğimizi söyledik. Çünkü hafta sonu piyasalar, küresel piyasalar. Evet, bizim piyasalar açık ama küresel piyasalar maalesef tatil modunda olduğundan dolayı hafta içi beklediğimi söylemiştim. Evet, o ilk tepki geldi aşağılara doğru gelirse ne dedik? Şortçular kendinize dikkat edin. Evet, tablomuz bu. Güzel. Yani dolar endeksinde tepki var. O zaman altın ve Bitcoin'de de yukarı yönlü bir kırılma. Ve Bitcoin'de de dedik arkadaşlar, bakın öldük bittik bir durum yok. Desteğimizi kaybetmedik. Yine 13.000 14.000 söylentiler var. Neyse, oraya geleceğiz. Şimdi altını bir değerlendim. Altında da aşağı yukarı zaten buralar. Yarın ufak bir miktar altın alabilir miyiz? Alabiliriz. Evet. Alabiliriz arkadaşlar. Altın alabiliriz. Tablo neyi gösteriyor? Altın buradan bir tepki yer. Güzel. Zaten ikili diple 1600 bandlarından girdik. Trendin kırılması. Zaten hedefimiz burasıydı. 1916 bandı. Aslında şu anda alım noktasında. Tam böyle nokta atışı bir alım noktasında. Buradan bir tepki yiyip özellikle bizim için, evet, şurada bir 1866 bandında bir range'imiz var ama asıl önemli olan nokta ne biliyor musunuz? 2057 aldı anda, sanki yıl tarifi ediyormuşuz gibi, 2057, evet, uzun bir zaman değil arkadaşlar. 2057'nin üzerinde gün kapatırsak altında bambaşka bir formasyon var. O gün bugün mü? O gün bugün değil, daha var. Ona değinildi. Şimdi Bitcoin'e geldik. Bakın ne dedik dün? Dünkü videomuza bakabilirler, ondan önceki videolarımıza bakabilirler. Ben Bitcoin'de bir sıkıntı görmüyorum. Millet ne diyor? Sat sat sat, 13.000 14.000. Ya şu sizleri terste bırakanları biraz ara verin. Bakın 16.000'de biz 5-6 aydır demişiz. Özellikle 2022'nin ikinci çeyreği itibariyle benim 16.000 beklentim var. 20.000'den de alıyorum. Evet, çünkü neren dip olacağını bilemeyiz. 16.000'den de aldık. Tutuyoruz. Herkes ne diyordu? Satın satın satın. Neden? 13.000 12.000 bekliyorlar. Ya arkadaşım bak, bu piyasada en çok kaybedenler kimler biliyor musun? 1. En dibi tutturmaya çalışanlar. 2. Satarken de en tepeyi. En tepeyi tutturacak. Yani birisi ondan fazlaya satsa, üstte satsa içine oturacak. O yüzden en çok kaybeden bu insanlar. Biz uygun yerlerden girdik. 16.000'lerden girdik. Şimdi sonra geldik 18.000'e. Kendi takipçilerine sattırdığı yetmiyormuş gibi. Yine bu sefer 18.000'de başladılar. Yine başladılar. Bu sefer ne diyorlar? 13.000, 14.000. Hani 9.000, 8.000'i geçtiler artık. Biraz çıtayı yukarı çıkardılar. 13.000, 14.000. Biz ne dedik? Biz açık ve net. 18.000'den sonra o günkü videolarımda bakarlar. 24.000 hayırlı uğurlu olsun dedik. Sert bir yükseliş geldi. Çünkü şu range, bakın arkadaşlar, şu range bir boşluk alanıydı. Zaten zınk 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 gitmemizin nedeni de bu. Buranın üzerine attık hafiften. Bu sefer ne diyorlar?
Satın arkadaşım 16.000. 16.000'e gelecek. Oradan alırız. Arkadaşım 16.000'e geldi. 16.000'e geldi ama sizler almadınız. Ne dedik o zamanlar? Pencereden baktınız yeter. Yeteri kadar baktınız. Oyuna dahil olma zamanı. Bizler olduk oyuna. Oyuna dahil olduk. Evet şimdi ne yapıyor Bitcoin? Bitcoin'in yaptığı bir şey yok. Zaten dediğimiz olay şuydu. Yani şuradan bir trendten tepki yiyeceğini söylemiştik. Nokta atışı tepkiyi yemiş. Bakın dün Telegram grubunda da söyledik, videoda da söyledik. Tepkiyi yemiş, geriye kaldı 24.200. Buranın üzerine atarsak ve dolar endeksi buna fırsat verirse, evet tablo gerçekten güzel bir yere gider. Trendi kaybedersek büyük bir olasılıkla 22.500 karşımıza çıkar. Şimdi kademe kademe gideriz. Bakın 3.000 Bitcoin 3.000 yükseliyor, 100.000, 200.000, 300.000. Bitcoin 1-2.000 düşüyor, 5.000, 10.000, 12.000. Yapmayın arkadaşlar. Bakın bu analiz değil. Bu söylemler analiz değildir. Bu söylemler kendilikten başka bir şey değildir. Bir destek ya da direnç kaybedilmediği sürece ne üstteki direnç konuşulur ne alttaki direnç konuşulur. Adım adım gideceğiz. Bizim yaptığımız da bu. Bir, destek dirençlere bakıyoruz. İki, formasyonlara bakıyoruz. Üç, başka bir grafik var mı diye eninde sonunda arasaya bakıyoruz. Bilmem neye bakıyoruz. Oralardan bir yol tutturmaya çalışıyor. Şimdi evet Bitcoin'de durum ne? Uyumsuzluk verenler var diyorlar. Yani ben bir uyumsuzluk görmüyorum arkadaşlar. Yani Burak'ın yani tek dayandıkları nokta da bu arkadaşlar. Ne diyor? Uyumsuzluk var. Düşen tepeler yapıyor. Bir, ilk önce arasayı iyice tanıyacaklar. Diplerde bir sıkıntı var mı? Ben diplerde bir sıkıntı görmüyorum. İki, madem bu tarz uyumsuzluklara bakıyorsunuz. Bakın Bitcoin bir buçuk yıldır uyumsuzluk vererek düşüyordu. Niye sesiniz çıkmadı? Bir yıldır. Bakın haftalıkta da uyumsuzluk verdi, günlükte de. Ama ne, insanlar mala giremediği için millete de sattırıyorlar, onlara dikkat edin. Biz 16.000'den girdik. Yani bu şu anlamda değil. Bitcoin aşağı düşmeyecek anlamda değil. Düşecek. Bir desteğini kaybederse bir aşağıdakine gidecektir yani. Bunun başka bir açıklaması var mı? Yok. O yüzden yani kademe kademe. Yani ben Telegram grubuna sattırmadım. Yani bekleyin. Zaten 16.000'den girmişiz. Birçok coin'den güzel karlar yaptı. Güzel karlar yaptırdığımızı alıyoruz. AGX 15-16 kat yaptı ya. AGX 15-16 kat yaptı. Kasım ayında aldırdık. Key, Sur Hoca sağ olsun. 15 gün önce analiz ettik. Aldırdık. Sağ olsun Sur Hoca da vesile oldu. Yüzde kaç kat yaptı ya? Bakın. Ama ne diyorum? Yavaş yavaş kar alın. Güzel güzel noktalardan kar almak her zaman iyidir arkadaşlar. Neyse şimdi haftalık tablosuna da bakın. Yani günlüğe bakıyorlar, büyük tabloya bakmıyorlar. Haftalıkta bizim lehimize bir uyumsuzluk var. Bakın bizim lehimize bir uyumsuzluk var. Ne yapıyor burada? Yükselen tepe. Yükselen tepe yapmış. Fiyata bakıyoruz. Bak şu tepeyi aldığımızda 31.000'i gösteriyor. 31.000 de değil. Bak ta nereleri gösteriyor. Günlüğe bakıyorlar, haftalığa bakmıyorlar. Haftalıkta da hiçbir şey yok. Bizim lehimize uyumsuzluk var. Neyse diyeceğim bu. Evet şöyle neye geçelim, bir yorumlara geçelim. Oradaki bir coinlerimizi inceleyelim. Bu arada ben de bir kahvemi dumlayayım arkadaşlar. Evet. Şöyle bir bakalım yorumlarda neler var. Evet hocam SLP Sloppy miydi? Evet. Hocam çok keskin bir zekanız var. Öncelikle bunu belirtmeliyim. İçimden geçeni okudunuz. Tahminleriniz de doğru çıkıyor çoğunlukla. Hocam CZ'ye bakar mısınız? Evet. Teşekkürler öncelikle. Pato arkadaşıma teşekkür ediyorum. VIP'e bakma imkanınız var mı? Bakalım Serkan Bey. VIP'te alım yaptım. Daha doğrusu ekleme yaptım. Yani VIP'den kaç kez? 3-4 kat vurduk. Bakın 2022'de VIP'i tokatladığımız kadar tokatlayan olmamıştır. Bitcoin partisinden aldırmış. Çok güzel Telegram grubu vurmuştu. Evet. Selo, Korkut Bey Selo demiş. Hocam öğrencileriniz olarak iş başındayız. Teşekkür ederim.
Adil hocam Juy ve Ankara'ya bir bakar mısınız? Hadi bir Ankara'ya gidelim. Evet. Teşekkürler demiş. Evet, yani bizim zaten bakın öldük bittik yok. Bizim Telegram grubunda da burada da yorumlarda da hocam öldük bittik yok. Yorumlar bakın kötü yorumlar da silmiyorum. Hatta bir zat okuyorum. Bir zat okuyorum. Es de geçmiyorum. Bakın silmeyi bırakın. Es de geçmiyorum. Okuyorum. Eleştirileri açığızdır. Ama argo ve küfür hariç. Tamam, onları silebiliriz. Ama onun dışında bakın hiçbir yorumu kolay kolay silmem. Küfür ve argo olmadığı sürece silmem. Eleştirileri de açık olmasa kendimizi daha bir üst noktaya da taşıyamayız. Ama şu yorumlara baktığınızda hocam nerede kar alın? Hocam sağ olun nokta atışı. En çok kazandıran ve en az bilinen hoca diyorlar. Bakalım. Nokta atışı analizde emeğinize sağlık. Emeğinize sağlık. Evet evet. Şöyle çok fazla yorumlar. Ömer. Değerli yorumlarınız için teşekkürler hocam. Sizin gibi değerli hocalar sayende kara geçmeye başladık. Evet. Bizim Telegram grubuna son hikayede bile girenler zararlarını, bakın aydınındaki zararların birçoğunu çıkardı. Hatta bazıları kara geçti. Evet şöyle çok fazla teşekkürler var. Tweet kullanmıyorum. Evet elimden geldiği kadar bütün yorumlara cevap vermek istiyorum ama es geçtiklerimden de özür diliyorum. Sayın Ulaş hocamızla kazanmaya devam. Evet matematik gibi doğruyu söyleyen hocamıza selamlar olsun. Staffy. Staffy neymiş ya? Neyse bakalım şöyle. Neyse o zaman şöyle neyle başlayalım? Çok fazla yorum var. SLP'ye bir bakalım. Evet SLP'de durum ne? Şunu yani en son incelediğimizde dedik ki bir düşen trend. Artık uzattık yani uzun zamandır incelemedik. Bu trend kırılmadan girmeyin. Erken girmeyin zarar edersiniz dedik. Ve o gün geldi mi? Evet SLP'de bir hareketlenme var mı? Var. Şöyle söyleyeyim. Şu bandın üzerinde SLP hareketlenir. Kaç? 35 bandı. Yani 34 de. Şimdi siz en ufak iğnede atladığınız için biraz çıtayı yukarı taşıyoruz. Yani erken atlamayın. Erken ötenimizin başı kesilir. Yani kırıldığına emin olun. Buranın üzerinde kalırsa evet bir şans verilebilir mi? Verilebilir. Ta nerelerden düşmüş. Tepeyi göremiyoruz. Tepeyi. şu coin'de kalanlara yani üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Bir de tabii ne diyorlar genellikle? Ortalama düşürüyoruz. Ortalama düşürüyoruz. Yani şu SLP'de ortalama düşürenlerin gerçekten tepeyi hakikaten bulamadık ya. Evet tepe gelmiyor. Tepe gelmiyor arkadaşlar. Bu ne arkadaşım ya? 2 tane 0 atmış soldan. Evet millet 1 doları beklerken yani diyecek kelime bulamıyorum. Neyse. Şimdi 1. Piyasalarda ortalama düşürme diye bir şey yoktur. Bunu kim dediyse çok güzel uydurmuş. Çok güzel sizi söğütlemek için uydurmuşlar. 2 türlü adım vardır piyasada. 1. Güzel bir noktada ana parayı çekersin, kârı cebe atarsın. Kâr almaya. Kısacası kâr alma. 2. Stop alma. Olumsuz bir yatırımdır. Zarar kes yaparsın. Yani zararın daha aşağı gitmesini istemezsin. Yani şöyle düşün. Bir şirkete ortak oluyorsunuz. Şirket batıyor birinci ay. Yani daha doğrusu zarar. Ben diyor biraz ekleme yapayım. Şirketi ayakta tut. İkinci ay da zarar. Üçüncü ay da zarar. Dördüncü ay da zarar. Ne yaparsınız? Bu adam eğer şirketi her ay kurtarmaya çalışırsa artık şirketi değil kendini batırır. O yüzden sizler de bu hataya düşürme. Ortalama düşürme diye bir şey yok arkadaşlar. Stop olursunuz. Hocam siz stop oldunuz. Çok kez oldum. Çok kez olduk takipçilerimiz. En yakın zamanında bir coin'den %3 zararla ayrıldık. Stop olduk dedik. Allah'tan olmuşuz. Yoksa daha da kötü bir durumlar olabilirmiş. Neyse. Şimdi SLP'de diyeceğim. Hocam nereye kadar tutalım? Nereye kadar gider? Uçar mı? Bizi uçurur mu? Ya, en ufak hareketi 2 katı getirir mi bilmiyorum ama en fazla şuraya da 54 bandına kadar tutardım. Buradan da paramı çeker. Arkama yaslanır. Eğer çıkarsa da zaten içeride mal var demektir. Gördüğüm tablo bu. Haftalıktan bakmışız da şunu bir günlüğe de açalım. Yani demek istediğim bu arkadaşlar. Evet şurası. Yani şu bantlar. Tabii şurada da bir güçlü bir range'imiz var. 47. Yani 55'e kadar 55'e kadar
ana paramı çekerdim. Yani bir kısmını burada, bir kısmını burada, bir kısmını burada. Ama 55 bandına kadar ana parayı çeker, keyfime bakardım. Geçtik. Şimdi aklıma gelen bir VIP vardı. Ona da bir bakalım aklımızdayken. VIP USD, pardon, bu partiden değil. VIP Buz partisinde. Şimdi bunu ilk Bitcoin partisinde aldık. Bir anda uçunca bizim Telegram grubu bayram etmişti. Evet. Yani durum ne? Durum ne? Durum ne? Şu an bir üzerine atacak mıyız? Nereden? Yani burada bir ara range de yok ya. Ara range de yok arkadaşım. Yani bir şey diyemiyorum. Yani bu bandın üzerinde kaldığı sürece, bir bandın üzerinde kaldığı sürece yön yukarı. En son şurası alım noktasıymış. 88. Trende değdi mi al. Bak, trend buldum mu ben seviniyorum. Bazıları ya hocam trend çiziyorsunuz. Ya bakın, trend bulduğunuzda trende deyim noktalarında alırsınız. Trendden uzaklaştığında satarsın. Trende değmiş al. Trendden uzaklaşmış sat. Trende değmiş al. Trendden uzaklaşmış sat. Oyunun kuralı çok basit. Düşen trendde direkt satış konumlarını belirlersiniz. Yani diyelim ki şöyle bir aşağı yukarı kabaca çiziyorum da arkadaşlar. Yani şöyle diyelim. Trende değdi sat. Trende değdi sat. Burada alım noktasını kendin belirlersin. Trendden çok uzaklaştı mı alırsın. Trende değdin dedi satarsın. Yani tam tersi bir oran. Tabii düşen trend olmadığı için sadece forma tecrübe çizdik. Bundan sonra ne yapar ne yapar? Yani şu bant mı yani? Buralarda da bir şey göremiyoruz ki yani. Yeni bir proje. O yüzden şuraya atabiliriz. En yakın range'i buraya atabiliriz yani. Evet, burası diyelim. Gördüğümüz durum bu arkadaşlar. Gördüğümüz durum bu. Ben pozitifim. 11 bandından alım yaptığımı Telegram grubunda da söyledim. Aldığımız ve sattıklarımızı oradan bir stat belirtiyoruz. Evet. Şimdi geçtik şöyle. CHZ demiş Pato. Evet, CHZ'ye bir bakalım. Evet, çilizciler. Daha hiçbir alım yapmadım. Şunları bir sileyim. Bak, CHZ'de düşen trend vardı. Ta ne zamandan beri? Bakın, buralarda satacaktınız dedik hatta. Önceki videolar. Net bir düşen trend var. Net bir. Trende değiş noktası. Bakın, az önce de söyledim. Trende değdi mi satacaksın. Alım noktanı sen belirleyeceksin. Trende değmiş sat. Trende değmiş sat. Trend kırılımı alırsın. Aşağı yukarı yine buralar alım kurmuş. Yani bir bandı güçlü bir destek olarak görmüş ama şu anda şöyle söyleyeyim, 15 bandından güçlü bir red diyor. Red diyor. Umarım bu sefer trendi kırar. Trendi kırarsa vur kaçlık için bir fırsat olur. Şöyle range'lerimizi de bir çizelim. En önemli dönüş sinyalinin olacağı range de bana göre 25 bandı. Yani 0-25 bandı. Onun dışında burayı kaybedersek, yani 97 kötü senaryoya da bir bakalım. 61 bandı gelir. Yani kademe kademe gideceğiz. Şu anda ben dentlenen gibi pozisyon almazdım. Yani şuraya kırarsa alırdım. Aşağı yukarı. Burası mı? Yani burası da değil. Evet, tam şu nokta. İğneden gelmiş. Evet. Kaç? 14 bandı. 14,5. Yani 1450 bandı diyelim. Diyeceklerim bunlar. Bunun dışında herhangi bir formasyon var mı? Yok. Herhangi bir şey görmüyorum. Hareketli bir coin. Yani aşağıda yukarıda sert hareket edebilen bir coin. Özellikle fan tokenleriyle beraber çok paralel hareket ediyor. Yani fan tokenleri yükseldiğinde CZ'de bundan güzel bir nasibini alıyor. Evet, geçtik. Yorumlara tekrardan bir dönelim. Vibe baktık. Selo. Selo'ya bir bakalım. Selo coin. Şimdi şunun bir market cap'ine de bir bakalım. Evet. Selo coin 4.1 milyar adet var. %50'si piyasada. %50'si nerede? Yani geri kalan kimde? Mal boşaltma dönemi bitmiş mi? Malı tepemizde boşaltabilirler mi? Yani her şey olabilir. Evet, mal boşaltma dönemi bitmiş yani. 7.5. Evet, ne zamanın? 2021'de bir 7.5'a çıkmış. Oradan mal boşaltma dönemine gitmişler ama %100'ünü boşaltmışlar. Evet, burada %49 diyor. Bazen geç bilgi verebilirler. Bir bakalım yani. Selo ne yapacak?
Evet, selo. Grafiğe bakalım. Neyse. Grafikte de diyor ki şu anda ne yapıyoruz grafik? Grafik diyor ki buranın üzerine atmak zorunda. Evet, biraz az. 92 bandını alırsa hareketlenebilir. Oraya doğru da bir sıkışma alanı görüyorum. Ve trendinden de güç bulmuş gibi. Bakalım. Evet, trendinde. Şu anda trendinde. Yani şuraya doğru bir sıkışma alanı yapıyor. Sıkışma alanı yapıyor. Burayı kırarsa hedef neresi olabilir? Şu bantlar olabilir. 1.2 bantlar, 1.2. Aras ayında sinyal var mı? Aras ayında ilk sinyal gelmiş ama gerisi gelememiş. Bakalım. Yani düşen trendi kırmış Aras ayında. Aras ayında düşen trendi kırmış. Hatta kanal var Aras ayında. Güzel bakalım. Buradan bir tepki yerse özellikle 92 bandını alır. 92 bandını alırsa da hareket eder. Yani burada zaten bir W çizmiş. Yani W daha hedefine varmış. Bak şurada. Pardon. Elim yanlışta bir şeye gitti herhalde. Mazlutluk kaldık. Şu teksi bir silelim de. Evet. Yani şurada W'yu resmen gözümüze sokmuş. W hedefine gelmiş. Bu W'nin hedefi de aşağı yukarı şu bantlar arkadaşlar. Yani 1.15, 1.2 bandı. Şimdilik hedef orasıymış gibi geliyor. Trende değmiş alım noktası. Trende deyimler alım noktası. Trenden uzaklaşma satış noktasıdır. Tutar ya da tutmaz. Bu sadece bir deneme yöntemidir. Diyeceklerim bunlar. Evet, Selo'yu da geçtik. Şöyle bir evet, Juve ve Ankara. Ankara'ya bir bakalım. Juve Juventus coin'i miydi? Bilmiyorum ama. Evet, ANKR desteğinden kuvvet bulmuş. Zaten en son range'i burayı çizmiştik. Buralar kar satışı 52 bandı. Şu anda da güzel yani 41 bandından da desteğini bulmuş. Trende deyim noktası çok çok uzakta. Yani şöyle söyleyeyim. Asıl hareketlenme şuradan sonra olur artık. Şu band yani. Şurada bir güçlü range'imiz var. Bu aşağı yukarı ikinci denemesi. Hatta bir çıt aşağı indirelim. Şurası mı? Evet, biraz daha iğneden alırsak. Evet. 57, 58 bandı üzeri asıl hareketini yapar. Şu anda bizim için oralar önemli değil. Daha oraya var. 52, tepemizde 52. Aşağımızda 41 bandı var. Buradan oraya da bir vuruş kaç fırsatı verebilir mi? Verebilir. Aras ayındaki şişkinliği de almış. Gördüğüm tablo bu. Ankara'nın şu şeyine bir bakalım ya. Çin listesi yayınlamıştık. Çin listesini yayınladık. Birçok coin oradaki güzel karlar verdi. Evet, şu Ankara'ya bir bakalım. 10 milyar adedi var. Bu fiyatta eder mi? Aşağı yukarı eder mi? Eder mi? Şöyle bir bakalım borsa listelemesine. Aşağı yukarı. Biraz fazla gibi ama aşağı yukarı eder. Bir çıt fazla. Yani boğada da değil. Yani boğada olmuş olsak evet uygun diyebiliriz ama şimdilik bunu diyebilirim. Şimdi geçtik Ankara'yı. Juventus. Juve'a bir bakalım. Evet. Şöyle bir bakıyorum da ne yapmak için? Yani asıl yükselişler nereden olur? Buradan olur. O 3 nokta kaç burası ya? Evet, 3.27. O noktadan uzak mıyız? Uzağız. Yaptığı bir şey var mı? Yok. Aşağıdaki destekleri çizelim. Şöyle yapalım. Hatta artık üstümüzde mi olmuş bu destek? Aras ayında bir sinyal yok. Yani burayı kaybetmezse güzel. Buralar alım konumu olur. 2.54'e gelirse alırsın. Dirençte satarsın. Yani bu da hareketlenecek büyük bir olasılık. Nerede hareketlenir? 3.3 bandında hareketlenir diye düşünüyorum. Juventus'te geçtik. Evet, şöyle bir bakalım. Bakalım neler var. SNM'ye bir bakalım mı? SNM'ye bir bakalım. İncelemediğimiz coinler var mı diye bir bakıyorum.
Nir, evet. Nir'e bakmadık. Nir'e bakmadık. Evet, Nir'e bakmadık. Şimdi o Nir'e bir bakalım. Strax'a baktık. Evet, neyse. Nir'le bir göz atalım. Mir yazdık. Mir yazacağımız ha. Evet, Nir'de son durum ne? Son durum bir şey yok. Yatayda yani. Çapraz hareket yapıyor. Zigzag çiziyor. Onu demek istedim. Aşağıdaki desteğimiz iki bandı. Şu anda tam böyle bir direnç noktası. Yani şurayı alırım. 3.38 bandı. Burayı alırsa onu bilemeyiz ama asıl yükselişlerini bu band sonrası yapacak. Yani şu 3 bandını alırsa asıl sert yükselişini o zaman yapar. Bunun dışında bu da trendinde mi? Bir bakalım trendine değmiş mi? Evet, tam trendinde. Alım noktası, alım noktası. Nir alım noktası. Ha, trendin aşağısına kırılırsa da stop olursunuz. Yani oyun stratejim tutmadı dersiniz. Ara sayında ufak bir sinyal var. İkinci harekette dediğim gibi bir şuramı üzerine atalım 3.8'in ama asıl yükselişlerde Nir'de 2.6 üzeri olur diye düşünüyorum. Evet, geçtik. SNM'ye bir bakalım. SNM'den sonra bir iki coin daha bakalım, sonra bitirelim. AGX ve evet, SNM nokta atışı 2 gün önce gelmiş. Zaten Telegram grubunda da söyledik. Şu bandlar alım konumu 78 bandı. Alım konumu. Özellikle SNM'yi şu partiden mi inceledik? US'de. Yok, bu da değil. Busa bir bakalım. Evet, şurada çizimlerimiz daha net olur. Evet, bakın. Nokta atışı gelmiş. 79'dan dönmüş. Şurayı alması lazım. 80 bandı. Ama bizim için önemli olan şu düşen trend ya da trende değer. Yani şu trende değerse alım noktası olur. Ya da düşen trendi kırarsa. Bakın burada bir yükselen trendimiz var. Daha önce şurada aldırdık en son. Tabii Kasım ayını demiyoruz. Yani Kasım ayında zaten %15.000 kar yaptı yani bu coin. %15.000 kazandık mı? Telegram grubu olarak kazandık arkadaşlar. Yani en son şurada kazandırdık. Bakın yine 2 katı, 2.5 katı verdi. Şu anda da ya trend kırılımı, bakın düşen trend kırılımı girerim. Ya da şu yükselen trendimiz var aşağıdan gelen. Buna değer sağlarım. Yani trendler alım noktası. Bak, alacaksın dedik, alacaksın dedik, aldırdık. 3 gün sonra güzel bir kar getirmiş mi? Getirmiş. Evet. Bunun dışında bir şey diyemem. Yani trend kırılımı ne zaman olur? Önümüzdeki günler için söyleyeyim. 98-99 bantları trendin kırıldığı anlamına gelir. 0.88-0.99 diyeceğim bunlar. Başka bir şey diyemem. Yani herhangi bir formasyon yok. PP'ye bir bakalım. PP'de son durum ne? Evet. PP buranın üzerine atacak mı? Şuradan red diyor. 1.4 band. 1.4'ün üzerine atarsa güzel. PP'yi de bakın Şubat'ın Ocağın başında aldırmıştık. 52 bandına al dedik. 3 katı verdi. Yapay zekalardan çok güzel kar ettik. PP'ye başka ne diyebiliriz? Başka bir şey diyemem. Geri çekimde 1.17. Tepemizde de 1.4 var. 1.4'ü alırsak bu sefer 1.7, 1.8 bantlarına doğru yolculuk başlar. K'ye bir bakalım hızlıca. Evet. Şubat ayının diğer bir yıldızı K. Bakın buralarda, burada giriş sinyali verdik Telegram grubuna. 50 bandını, hatta 47 de hani garanti olsun diye 50 bandına girdirdik. 50 bandına giren bile 3 katı yaptı. Bunun dışında şimdi şu K'ye bir bakalım. K ne yapıyor? K'yi de bu tablodan inceledik. Bir bakalım başka bir tablomuz var mı? Evet, şimdi tamam geldi tablomuz. Üzerimizde 14 bandı. Zaten burada bir direnç olduğunu söyledik. Aşağımızda da 1 bandı. Yani aşağı yukarı %40 bir kar veriyor. Girenler anında bir kar yapmış. Bunun dışında herhangi bir şey diyemem. Yani bir sert trend var da bu trend olmaktan çıkmış gibi. Şurada bir düşen bir yapı var. Yani düşen bir yapı var. Tekrardan girmek isteyenler varsa şu düşen yapının kırılmasını beklemeli. Bu da şunu gösteriyor. Yani 14 bandı üzerinde kalıcı olursa evet ikinci bir ayak gelebilir mi? Gelebilir. Hocam girer misin? Ya
Şurada sizlere aldıramıyoruz. Bakın 50 bandı aldıramıyoruz. Hocam girelim 14 bandı. 3 katı yapmış 5 günde. Hocam girelim bir kez. Yani önemli olan dipteyken girebilmek. Önemli olan dipteyken girebilmek. Agix'te de bakalım videoyu bitirelim arkadaşlar. Evet Agix'te son durum ne? Son durum ne? Evet Agix. Bakın şimdi Agix'i nerelerden aldırmıştık. Agix. Evet. Çizimimiz bu da. Asıl çizimimiz bu da değil. Nereye gitti bu bizim çizimler? Hah geldi. Evet burası. Şimdi bak Agix'i buradan aldırdık. 59 bandında. Bir tane sıfır silmiş. Kaç kat yapmış yani. Sonra soruyor hocam buradan alalım. Yani biz zaten şöyle söyleyeyim. Aşağı yukarı en sonki satışlarımız 22 bandında. Yani 4 kat yaptıktan sonra ben elimdekinin %95'ini hatta 98'ini çıkardım. Çıkartmamıza rağmen bile güzel gitti. En son alım yapacakları da söyledik. 16 bandında bir deyim noktası var. Buradan alanlar bile 2-3 katı yapmış. Şimdi Agix'teki birbirine çok benziyor. Agix'teki zaten kar satış noktalarının da 63 bandı olduğunu söyledik. Tepemizde 50 bandı var. Aşağımızda da 36 bandı var. Güzel bir vurkaç yapıyor. Bu da böyle bir düşen trend yapmış. Yalnız şu bandı 37 bandına çok fazla oynuyor. 37'nin kırılımı tehlikeli senaryoyu da getirebilir mi? Getirebilir. Sert bir düşüşü ardına getirebilir diyelim. Bugün bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.